İnsan hakları evrensel bildirgesinin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde siyasal, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsan hakları evrensel bildirgesinde belirtilen barış, adalet, eşitlik, özgürlük, insan onurunun korunması ve bunları güvence altına alacak demokratik düzenden ne yazık ki giderek uzaklaşmaktayız. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın toplum olarak ülkenin her yerinde özgürlük, adalet, eşitlik ve insan hakları talebimizi yineliyoruz. Bugün ülkenin içinde olduğu bu ağır kriz karşısında insan haklarını savunmak ve kurucu rolünü yeniden etkin kılmak en asli görevimizdir. Günümüz hapishaneler yaşam hakkından işkenceye ve sağlığa erişim hakkına kadar ağır ve ciddi ihlallerin yaşandığı yerler haline gelmiştir. Türkiye hapishaneleri hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı mekanlardır. Türkiye hapishaneleri başta yaşam hakkı ihlalleri olmak üzere birçok insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin gerçekleştirildiği birer insan hakları ihlal merkezlerine dönüştürülmüştür. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler ve kendi iç hukukunda yer alan amir hükümlere rağmen cezasızlık politikasının koruması altında bu ihlaller hız kesmeden ve çeşitlenerek devam etmektedir. Türkiye hapishanelerinde mahpuslar hastalık ve diğer nedenlerle yaşamını yitirmeye devam etmekte, sevk ve sürgünler, işkence ve kötü muamele, tecrit ve izolasyon, ailelerle görüş engelleri, haberleşme haklarının engellenmesi, keyfi disiplin soruşturmaları gibi çok sayıda hak ihlali yaşanmaktadır. Türkiye hapishanelerinde uygulanan hak ihlallerinin temel sebebi haline gelen tecrit ve izolasyon başta İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaklaşık 33 aydır aile ve avukat görüşü yaptırılmama hali, mutlak iletişimsizlikle tecritin diğer cezaevlerinde de olduğu gibi yaşandığı evet, göstermektedir. Türkiye'deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı hapishanesinde uzun zamandır sürdürülen ağır tecrit ve izolasyona son verilerek aileler ve avukatlarıyla görüşmelerin sağlanması talepli olarak cezaevindeki mahpuslar tarafından 27 Kasım 2023 tarihinde süreli dönüşümlü açlık grevi eylemine başladıkları kamuoyuna duyurulmuş ve bugün itibariyle eylem Türkiye'deki çok sayıda hapishaneye yayılarak 15. gününde devam etmektedir. Türkiye'de hukukun işletilmediği dönemlerde mahpuslar son çare olarak defalarca açlık grevlerine girmişlerdir. Mahpusların yaşamları tehlikeye girmeden talepleri kabul edilmeli, sorunlara bir an önce çözüm bulunmalıdır. Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce yasal olmayan tecrit uygulamasına son verilmeli, gerek avukat gerekse aile görüşleri yaptırılmalıdır. Hasta mahpusların tedavilerini aksatılmadan yapılması hususunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlerini yapmalıdır. İnsan Hakları Derneği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye hapishanelerinde halen 651'i ağır olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Hapishanelerde yaşlı mahpuslar, ağır kalp ve kanser hastaları, çoklu kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır psikolojik rahatsızlıkları olanlar ve yaşamını tek başına devam ettiremeyen yüzlerce ağır hasta mahpusun sağlığa erişim hakları ihlal edilmekte, tedavileri engellenmekte ve infaz erteleme talepleri reddedilmektedir. Hapishanede yaşamını tek başına idame ettiremeyecek derecede ağır hasta olan mahpuslar hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan taraflı ve bilimsel gerçeklikten uzak raporlar nedeniyle hasta mahpusların hapishanede geçirdikleri süreler uzamakta ve hastalıkları ilerlemektedir. Mahpusların sağlık hakkı kapsamında halen hapishanelerde bulunan ağır hasta mahpusların tümü tam teşekküllü herhangi bir hastane raporuna istinaden derhal salıverilmeli, tedavileri ailelerin yanında sürdürülmeli ve sağlık sigortası devlet tarafından karşılanmalıdır. Adli Tıp Kurumu sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi raporlarında son ve tek merci olmaktan çıkarılmalıdır. Sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi kararlarında Cumhuriyet Savcılarının ve kolluk güçlerinin takdir yetkisi kaldırılmalı, hastanelerin verdiği raporlar esas alınarak cezaların infazları ertelenmelidir. Hasta mahpusların infaz ertelemesi önündeki toplum güvenliği bakımından tehlike kriteri kanundan çıkarılmalıdır. Mahpusların aile ve üçüncü kişilerle görüş hakkının kullanılmaması sonucu ortaya çıkaracak şekilde ailenin bulunduğu yerden nispeten uzak mesafedeki kentlerde bulunan cezaevlerinin nakil süreçlerinin yaşandığı gözlenmektedir. Mahpusların aile yakınları tarafından ziyaret edilebilmesini kolaylaştırmak için durumuna uygun ve kapasitesi müsait olan ailesinin ikamet ettiği veya yakın illerdeki infaz kurumlarından birine nakledilerek mağduriyetinin giderilmesi gerekir. Ceza infaz kurumlarında bulunan birçok hükümlünün infazı yanmakta ve tahliye olması gerekirken engellenmektedir. Ceza infaz kanununda koşulu salıverilmeden faydalanmak için mahpusun kurumdaki infaz süresini iyi hali olarak geçirmesi gerektiği belirtilmiştir. Hukuki güvenlik hakkını ihlal edici bir şekilde subjektif değerlendirmelerin ve keyfi idari süreçlerin işletilmesiyle birlikte şartlı tahliye taleplerinin sıklıkla reddedildiği gözlenmektedir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını doğrudan etkileyen iyi hali kavramı bu haliyle cezaevi yetkililerin keyfi kararlarına bırakılmıştır. Şartlı tahliye hakları hukuk dışı yaklaşım ve kararlarla engellenen mahpusların ivedilikle tahliye edilmeleri için gerekli işlem yapılmalıdır.
Hapishanelerde mahpuslara yönelik temel hakları sınırlayıcı ve ihlal edici keyfi ve hukuk dışı uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.